Hatip, değerli grup başkan vekilimiz. Ardından gerçekten muhteşem ve coşkulu konuşmasıyla parti meclis üyemizden sonra sizin karşınızda konuşmak gerçekten zor. Ben her ikisinin de ağzına sağlık diyorum. Onların söylediği her şey sözümüzdü. Birlikte sizlerle beraber Türkiye'nin masbatasını alacağımıza olan inancımızı tekrar pekiştirdiler. Değerli arkadaşlarım, ben sizlere demokrasiye kurulan tuzağı 24 Haziran seçimleri öncesinde ittifak ortağımızı seçimlere sokmamak üzere kurulan tuzağı 15 milletvekilini vererek yerle bir eden, Türkiye'de diktatörlerin sandıkla demokrasiyle yenilebileceğini tüm dünyaya kanıtlayan ve şimdi de Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti Türkiye Cumhuriyeti'ni demokrasiyle taçlandırma sözünü veren ve bu demokrasi mücadelesinin en baş mimarı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve selamlarını iletiyorum. Değerli yol arkadaşlarım, bir damat var. Önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı oldu. Türkiye'nin tüm yeraltı, yerüstü zenginliklerini kayınpederiyle, saraydaki kibir abidesiyle yandaşlara peşkeş çektiler. Arkasından çıktı, ekonomiden sorumlu bakan oldu damat. Ekonominin geldiği nokta gözler önünde. Türkiye Cumhuriyeti'nin meclisinde, meclisin kapısında vatandaşımız aç açım, çocuklarım aç diyerek intihar etmeye kalktı. Ve kibir abidesinin partisinin grup toplantısında bir yurttaşımız feryat etti. Çocuklarım aç, işsizim diye. Onlar ne yaptılar? Feryat eden vatandaşı derdest ettiler ve o gün meclis genel kurulunda kendilerine kaçak saray, uçan saray, yüzen saray, Muğla'nın Okluk koyunu talan eden yazlık saraydan sonra milyonlar harcanacak Ahlat'ta yeni bir saraya Cumhur İttifakı'nın bileşenleri onay verdi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yapmayın dedik. Vatandaşlarımız aş bekliyor, iş bekliyor, çocuklarımız yatağa aç giriyor. Yeni saraylarla bu milletin karşısına çıkmaya utanmıyor musunuz dediler, dedik. Utanmadılar, yüzleri bile kızarmadan saraydaki kibir abidesinin emriyle Ahlat'ta yine bir doğa talanı, yine bir gölümüzün talanıyla saraya evet dediler. Ama bizler biliyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi öncülüğünde kurulan Demokrasi İttifakı'yla az kaldı. Halkın iktidarı kurulacak. Halktan aldıklarıyla saltanat sürenlere, saray sosyetelerine en güzel cevabı ilk genel seçimde Burdurlar verecek ve iktidar Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Değerli Burdur hemşehrilerimiz, siz çok şanslısınız. Çünkü yerelde halkın iktidarında daha özgür nefes alıyorsunuz. Birinci dönemde buradan o özgürlüğün nefesiyle Antalya'yı aldık. Ve ikinci dönemde artık o rüzgarın Denizli'ye, beni ilime doğru eseceğine inanıyorum. Ve değerli belediye başkanımın da destekleriyle ve tüm belediyelerimizin de sizin desteğinizle Denizli Büyükşehir'de de halkın iktidarını kurmayı hedefliyor ve sizlerin de bu konuda desteklerini bekliyoruz. Evet, yerelde iktidar olmak gerçekten büyük bir kazanım. Ve iki dönem kurulan her kumpasa, atılan her çamura rağmen sizlerin emeğiyle, sizlerin desteğiyle Burdur'da halkın iktidarına devam diyen değerli belediye başkanımıza da emekleri için, Burdur'a ve partimize verdikleri katkı için huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Yerel seçimler öncesinde 31 Mart
saat öncesinde biz bir Cumhur İttifakı'nın yerelde de örtülü bir ittifaka doğru gizli görüşmeler yaptığını biliyorduk. Ve değerli parti mensubiyemiz, değerli hemşerim, Aydın milletvekilimiz de partimiz adına bu görüşmeleri sürdürdü. Değerli yol arkadaşlarım, 1919 yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşuna giden Samsun'dan iki mavi gözün ülkeye ya istiklal ya ölüm şiarıyla kurtuluş meşalesini yaktığı yılın 100. yılında 31 Mart'ta biz yeniden bir kurtuluş mücadelesi verdik. 31 Mart'ta bu büyük zaferin yerelde Cumhuriyet Halk Partisi öncülüğünde kurulan Demokrasi İttifakı'nın zaferinin baş mimarı olan değerli Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde ittifak ortaklarımızla birlikte milletvekillerimizle, belediye başkan adaylarımızla ve her şeyden önce örgüt emekçisi siz değerli yol arkadaşlarımızla büyük bir adım attık. Demokrasiye doğru büyük bir adım attık. Artık bugün Burdur'da muhalefette olduğumuz son il kongresini gerçekleştiriyoruz. İnşallah sizlerin desteğiyle ve hep birlikte yürekten inanıyoruz. Değerli Grup Başkan Vekilimizin de dediği gibi